Mercedes. Sizi dinliyorum. Klimayı kapat. Klima tertibatını kapatıyorum. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Mercedes A180D AMG otomobil incelemesi yapacağız. Şu anda arkamda görüyorsunuz bu kırmızı ateş parçası. Mercedes'in en yeni ve premium dediği sedan ailesinin en yeni modellerinden bir tanesi. Üzerinde 1.5 dizel bir motor yer alıyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla bu motorun ortalama yakıt tüketimi karma değer vereceğim. 4.3 litre civarında geziniyor. Tabii biz yaptığımız testlerde nasıl sonuçlar aldık? Birazdan size bu detayları aktaracağım. Ama gelin önce aracın bir genel görünümüne bakalım. İçine bir girelim. Bizlere neler sunuyor? Bunları bir bakalım. Daha sonra yine sürüş deneyimlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi biraz da ön tarafa göz atalım bakalım sürücü tarafından neler var. Vallahi burası tam sürücü için tasarlanmış. Şöyle bir oturayım ben. Şu an oturdum. İlk dikkat çeken şey tabii ki güzel bir direksiyonu var. Mercedes'in çok şık bir direksiyon. Şu alt kısmı düzleştirilmiş daha doğrusu. Diğer taraflar yuvarlatılmış. Şu iç kısımlarda ne kadar belli oluyor burada bilmiyorum. Böyle kırmızı dikişler var. Sportif ve AMG genlerini buradan görebiliyoruz. Şimdi aracı biraz çalıştıralım biz isterseniz. Çünkü bazı şeyi göstermem gerekiyor. Bunun için çalışması gerekiyor arabanın. Direksiyondan başlamak istiyorum. Orta tarafında bir Mercedes logosu var. Kocaman. Bu aynı zamanda korna görevini görüyor. Kornası çok eğlenceli bu arada. Güzel ses çıkartıyor bence. Böyle bir ses çıkartıyor. Siz de duydunuz şu anda. Direksiyonun iki tarafında da şöyle bir alanımız var. Bakın şurada bir alanımız var. Burada bir alanımız var. Bu iki alan farklı yerleri aslında kumanda ediyor. Şimdi şöyle bir ekranımız var. Görüyorsunuz. Şimdi bu tarafı şu kısım 10.25 inç diyor. Aslında muhtemelen bu tarafta aynı boyutta. Bununla ilgili bir bilgi bulamadım ama 10.25 inç burada var. Ona benzer hemen hemen aynı boyutta bir ekran da burada var. Burada işte klasik olarak burada kapımız açık kalmış. Kapıyı da bir kapatalım. Ön taraftaki şu dashboard dediğimiz ekranımız bildiğimiz ekran aslında bu. Güzel de bir ekran. Bu sol taraftaki kumandalar ağırlıklı olarak burayla ilgili. Şurada küçücük bir tuş var bakın görüyorsunuz şurada. Bu böyle aslında bir navigasyon gibi böyle bir fare tuşu gibi bir şey aslında. Şöyle işte çeşitli ayarları görebiliyorsunuz şu anda ekranda bakın şu anda ben değiştiriyorum. Burada bir home tuşu var yani ev işareti olan bir tuşumuz var. Eve bastığımız zaman burada bu ekranı nasıl değiştirebileceğimizi görüyoruz ve buradan işte istediğimiz gibi parmağımızla istersek radyoyu buraya atayabiliyoruz. İstiyorsak seyirle ilgili bilgileri, istiyorsak navigasyonu, istersek telefonu yani bağladıysak ve istiyorsak da asistanla ilgili görüntüleri atayabiliyoruz. Bu çok güzel olmuş bence. Epey bir kişiselleştirebiliyorsunuz onu söyleyebilirim. Mesela şuradan stiller ve görüntü diyelim. İşte klasik var, sportif var, modern var, zarif var. Mesela şimdi moderne geçelim. Biz bakalım ne olacak. Şu an moderne geçtik mesela. İşte başka bir şey yapalım diyelim ki. Zarif diyelim. Bakalım nasıl bir şey olacak zarif deyince. Burada da saati çıkardı mesela bize. Ve işte hız göstergesi vesaire var. Tercihinize göre bunları kullanabiliyorsunuz. İşte hani hangisini isterseniz. Ben genelde sportif tercih ediyorum mesela. Kullanım sırasında sportif kullandım. Şimdi burada buradan devam edeyim isterseniz. Bu ayarları buradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda şu sol taraftaki alt kısımdaki bulunan bölümle de işte adaptif hız kontrolü vesaire gibi sistemin ayarları buradan yapılıyor. Sağ tarafa geldiğimizde ise bu sağ taraftaki ekranı aslında ayarlarını yapmanızı sağlıyor. Burada da aynı şekilde home tuşumuz var. Yani ev ana sayfaya atıyor bizi. Bir yine fare gibi bir alanımız var burada bakın yapabiliyorsunuz bunu. Ve burada bir de geri tuşumuz var. Bu da sayfanın içinde yani ana menülerde gezmenizi sağlıyor. Bu arada isterseniz bunu böyle dokunarak da yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Yani bütün bu işlemleri hem buradan yapabiliyorsunuz. Şu ekranımızdan hem de buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. O tamamen size kalmış. Hani nasıl kullanmak istiyorsanız keyfinize göre. Hatta bir yöntem daha var onu da söyleyeceğim şimdi.
buraya bastığınız zaman veya hey Mercedes dediğiniz zaman araba sizinle konuşmaya başlıyor. Onu söyleyeyim ben, yani öyle söyleyeyim. Bu da ses ayarları vesaire, telefonla vesaire ilgilerde yine buradaki menüden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya burası güzel olmuş. Bunun kullanımı çok kolay. Bu arada şimdi oraya daha geçmedim çünkü anlatacak çok şey var, öyle söyleyeyim. İsterseniz tüm bu kullanımı şurada bir touchpad gibi bir alanımız var. Bakın şimdi şöyle oynuyorum. Zaten hafiften titriyor şu anda. Onu size aktaramıyorum belki ama şöyle şu şekilde yaparak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu aradaki bir orta alanda şöyle bir şey var. Hani vites koluymuş gibi düşünürsün ama vites kolu falan değil. Bu böyle bir şekil yapmışlar. Elinizi koymanız için herhalde muhtemelen. Ya da şöyle bileğinizi koymak için falan. Bunun da yan taraflarına, şu navigasyon alanımızın yan taraflarına da işte sürüş dinamiklerini ayarlayabildiniz. Mesela şu an ben bastım. Ekranı görüyorsunuz. Ondan biraz sonra bahsedeceğim. Sürüş dinamiklerini, işte park asistanı vesaire gibi şeyleri ayarlayabildiğiniz tuşları koymuşlar. Hani nelerin olduğunu, ne nasıl yaptığınızı falan gibi. Burada navigasyon var, radyo var, telefon var vesaire var. Bunları buradan hızlıca halledebiliyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Bu alan komple böyle sizin kumanda istasyonunuz gibi bir şey. Şurada bu arada, şurada bir alan var değil mi? Görüyorsunuz şimdi bu alanı. Bu alan şöyle kapatılabiliyor. Saklama gözü anlamında kullanılıyor muhtemelen. Kapatılabiliyor. Buraya işte içeceklerinizi vesairenizi koyuyorsunuz. Kapatılabiliyor ama bu alanın bir özelliği daha var. Şurada bu arada bir tane de Type-C var, görüyorsunuz. Şurada. Buradan da bir Type-C koymuşlar. Burada da bir çakmağımız mevcut. Bu alanın aynı zamanda kablosuz şarj özelliği var. Şimdi bizim tabii en üst paket olduğu için genelde teste verilen araçlar en üst paket oluyor. O bakımdan bu araçta var ama her araçta olmayabilir. Onun için o paketi almanız gerekiyor. Kablosuz şarj olan mesela bizim Huawei Mate 20 Pro'muz var. Şuraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Bu da güzel bir özellik. Son dönemde birçok otomobilde var zaten. Bence olması da iyi olmuş. Telefonumuz orada şarj olurken biraz da şu dashboard'a biraz daha bakalım. Aslında klasik Mercedes. Son yıllardaki Mercedes tasarımları var. Burada görüyoruz. Daha farklı modellerinde de var. AMG olmayanlarda da bu tasarım geliyor zaten. Onu da söyleyeyim. Startup stop var. Start stop özelliğimiz burada mevcut. Direksiyondan vites kumandalarımız var. Şöyle görüyorsunuz. Buradan manuelde olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradan artı, sağ taraftan artı yaparken soldan da eksiği yapıyorsunuz. Bu arada vites kolu da şurada. Birkaç yıldır biliyorsunuz Mercedes vites kollarını bu şekilde buraya almış durumda. Burada hani PRND'yi buradan ayarlıyorsunuz. Artık orta konsolda bir şey yok. Bu da şu anlama geliyor. Tespih koyamayacağız anlamına geliyor. Biliyorsunuz bir dönem Mercedes böyle vites kolunda tespihlerle anılan bir otomobildi. Artık öyle bir özellik kalmadı zaten. Buraya tespih koyacak da bir yer yok. Koysanız çizer vesaire. Şu piano black bir şey var. Burayı çizer, iyi olmaz. Öte yandan hemen şöyle kolumuzu koyduğumuz yerde de kapaklı bir şöyle oldukça da geniş bir saklama bölümümüz mevcut. Vallahi burası bayağı bir geniş. Burada da bir tane USB var. Her yerde USB çıkışı vermişler sağ olsunlar. Yani arkada iki tane, burada bir tane, önde bir tane. Başka yerlerde de var mı bakacağım. Muhtemelen de vardır. Böyle kapaklı şık bir şekilde kapanıyor. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yaptığınızda güzel bir şekilde kapanmış oluyor. Güzel bir tasarım var. Piano black, böyle parlak renk burada hakim. Bir de araçta aydınlatma sistemimiz var. Ambiyans ışığı diye geçiyor. Mesela burada renklerini bile ayarlayabiliyorsunuz bu ışıkta. Mesela şu an ekranda görüyorsunuz. Sarı diyor bize. Ama sarıyı mesela ben buradan, oh maşallah, buradan böyle istediğiniz gibi görüyorsunuz şu an. Mesela kırmızı ayarlayayım ben diyelim ki. Kırmızıyı ayarlayalım. Çok renkli animasyon yapalım. Efektler, karşılama diyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Mesela parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda en yukarıdaymış zaten. Hepsini manuelde ayarlayabildiğiniz gibi, böyle tek tek ayarlayabildiğiniz gibi farklı farklı da seçenekleriniz mümkün oluyor. Evet, Mercedes A180D AMG testim sürüyor. Şimdi birazcık motor tarafından bahsetmek istiyorum. Bunu da böyle
Bir yerde durdum. Orada anlatayım dedim sakin kafayla. Bu otomobilin üzerinde kullanılan motor 1.5 DCI dediğimiz aslında Renault grubu ile iş ortaklığı tarafından geliştirilmiş bir motor var. Bu motor bize 116 beygir güç sunuyor. Şimdi bu şanzımanla beraber kullanabildiğimiz 4 tane farklı sürüş modumuz bulunuyor. Individual, Sport, Comfort ve Eco. Anladığınız gibi aslında kullandığınız moda göre aracın yakıt tüketimi de artıyor. Biz genelde mesela ben genelde Comfort modunda kullandım. Fabrika verilerinde Mercedes A180D'nin yakıt tüketimi yaklaşık olarak 4.4 litre olarak veriliyor. Bu maksimum değer olarak verilmiş ama biz 5.5'u hatta çok zorlarsak 6 litre falan da gördüğümüzü söyleyebilirim. Şimdi gelelim aracın ne gibi özellikler sunduğuna teknolojik taraftan bahsedeceğim. Tabii ki biz bir teknoloji kanalı olduğumuz için ağırlıklı olarak bu tarafa biraz önem vermek istiyorum ben. Araçta yok yok. Şimdi birazcık kopya çekeceğim çünkü çok fazla şey var. Distronic aktif takip yardımcımız var. Yani cruise kontrolün ama akıllı cruise kontrol diyoruz biz onlara. Adaptif cruise kontrol daha doğrusu. Öndeki aracın hızına göre sizin de hızınızı otomatik olarak ayarlıyor. Aktif fren yardımcısı var ki artık son dönemde çıkan bütün otomobillerde bulunuyor. Pre-save sistemi var. Bu enteresan bir şey. Olası bir kaza durumunda çok tiz bir ses çıkartarak kullanıcıyı yani aracın içindeki insanları uyaran bir sistem var. Bununla ilgili herhalde araştırma yapılmış anladığım kadarıyla. Böyle bir ses çıktığı zaman insan kendini hemen dikkate alıyor ve hemen hani çarpışmaya hazır o hale geliyorsun anladığım kadarıyla. İşte pencereler açıksa pencereler kapanıyor. Panoramik tavan açıksa panoramik tavan kapanıyor. Bu gibi böyle birçok şeyi aynı anda yapan, sizin yerinize yapan bir yardımcımız var. O çok güzel. Kör nokta yardımcısı var. Zaten aracın her tarafında algılayıcılar var arkadaşlar. Yolda giderken böyle yanınıza bir araba fazla yaklaştığında ya da siz ona fazla yaklaştığınızda hemen didididididid ötmeye başlıyor. Aktif şerit takip yardımcısı var. Bunu da aktif ettiğiniz zaman şeritten çıktığınızda bazen böyle bir garip frenler falan yaptığı oldu bana onu söyleyeyim. Çok sıkıntı olmadı ama sizi şeritte tutmaya çalışan bir teknoloji takdir edersiniz ki bunu yapıyor. Aktif park yardımcısı var. Park ederken size yardımcı oluyor. O da çok güzel. Geri görüş kamerası zaten var. Sürüş karakter seçim fonksiyonundan bahsetmiştim. Sesli komut özelliği var. Bundan da detaylarından biraz sonra bahsedeceğim sizlere. Mercedes dediğiniz zaman... Üzgünüm, büyük babanızı henüz tanımıyorum. Lütfen bana adını söyleyin. Hikmet. Lütfen bir kayıt seçin. Burada birini aramaya çalışıyor şu anda. Evet. Üzgünüm, büyük... Mercedes. Sizi dinliyorum. Klimayı aç. Klima tertibatını açıyorum. Mercedes. Sizi dinliyorum. Klimayı kapat. Klima tertibatını kapatıyorum. Mercedes. Sizi dinliyorum. Ambiyans ışığını mavi yap. Tamam, rengi değiştiriyorum. Şimdi bu kelimeyi aracın içinde söylediğiniz andan itibaren ki bunu aktif etmeniz gerekiyor bu arada ama. Araç size işte ne yapmak istediğinizi falan soruyor. Şu an üzerinde bir internet yok. 4G var diye görünüyor ama çalışmıyor. Hatta şurada bir SOS durumu da var ama bu geçtiğimiz günlerde BTK bu olaya da bir el atmıştı. Bunlar da çünkü sim kart standart yurt dışından geliyor. Öyle bir şey olmaması gerekiyor falan diye. Yerli çözümler konulsun falan diye ama üreticiler ne yaptı bu konuda çok emin değilim. Bunda da internet 4G görünüyor mesela ama şu an internet çalışmıyor. Muhtemelen onu da aktif etmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Direksiyondan vites değiştirme var teknolojiler içinde. F1 dediğimiz işte ambiyans aydınlatması var. Bu böyle bayağı bir sürü rengi, deseni falan şunu bunu koyabiliyorsunuz. O çok güzel. Hatta biz kızımla biraz oynadık böyle farklı farklı renkler yaptık. Şu anda işte mor renk ve alt kısımda kırmızı açık havada olduğumuz için çok anlaşılmayabilir ama şu anda öyle bir ortamdayız burada. Kablosuz şarj bağlantısı var şuradaki bölümün içinde ve LED farlarımız var. Yani çok teknolojik bir otomobil. Bunlar tabii biliyorsunuz. Otomobiller artık otonom sürüşe doğru ilerliyoruz. Level 1'den level 5'e kadar 5 farklı level var. Bu aracın level'ı kaç bilmiyorum. Yani kaçıncı kategoriye giriyor bilmiyorum ama 2 falandır diye tahmin ediyorum. Tahminlerim bu yönde. 2 olduğu zaman birçok şeyde size yardımcı oluyor otomobil. Ama işte şoför koltuğunda oturmanız gerekiyor ve ellerinizin direksiyonda falan olması gerekiyor gibi belli şeyleri var. Bu araba size birçok konuda yardımcı oluyor. İşte fren yapıyor sizin yerinize, şeritte tutmaya çalışıyor, park etmeye çalışıyor vesaire vesaire. O yüzden level 2'dir diye tahmin ediyorum ben. Ama dediğim gibi Mercedes'in bir açıklaması yok bu konuda. Şimdi biraz da koltuklardan bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğümüz gibi böyle bir L şeklinde tasarlanmış bir
tasarım var. Bu sürücü koltuğu için var. Yolcu koltuğunda böyle bir özellik bulunmuyor. Burada koltuğun sırtını, işte ne bileyim yüksekliğini, şusunu, busunu hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hatta burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 kişi için de hafızaya alma özelliği mevcut. Bu çok gelişmiş olmuş, öyle söyleyeyim. Hatta koltuğun yan tarafında sırttaki çıkıntıları ayarlayabildiğiniz başka bir küçük bir menü daha var. O da ekstra bir, hani sizin kendinize uygun bir hale getirmenizi sağlıyor. Koltuklar çok başarılı olmuş. Yani bu ön tarafı da şöyle de göstereyim. Şuradan ayarlayabildiğimiz bir mekanizmamız da var. Şöyle çıkayım isterseniz. Çıkarak daha iyi anlatacağım. Önce bu yan taraftaki şeyi göstereyim. Onu şuradan yapıyorsunuz. Şöyle küçük bir düğme var. Yukarı, aşağı, sağa, sola. Bu sırttaki, mesela şu an açıyorum. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama öne doğru geliyor mesela sırtı şu anda. Bel desteğinizi buradan ayarlıyorsunuz. Bel desteğinizin ne kadar yukarıda, ne kadar aşağıda, ne kadar içeride. Yani sırt oyuğunuzu buradan düzenlemeniz mümkün. Şöyle bir güvenlik sistemi de var. Bakın burada çekip alıyorsunuz. Yangın tüpümüz de burada duruyor. Bu da gayet güzel olmuş, öyle söyleyeyim. AMG yazımız burada mevcut. Şu ayağımız ve baldırlarımız için ayarlanabiliyor. Şurada bir mekanizma var. Şöyle göstereyim. Bunu çekip böyle sıkıştırdığınızda sıfır kapanıyor. İstiyorsanız böyle açabiliyorsunuz. Bu da küçük ama güzel bir detay olmuş. Evet, şimdi Ayşe de yanımızda olduğu için A180D AMG'nin nesini beğenmiş ve nelerini beğenmemiş onu sormak istiyorum. Evet Ayşe, ne diyorsun sen? Yani ekranını beğendim. Bence başarılı olmuş ekranı. Tamam. Buradaki kollarla da kullanımı rahat oluyor değil mi? Evet, kullanımı çok rahat oluyor. Başka bir ışıklardan falan bahsediyordun. Evet. Yani ışıkları bence iyi olmuş. Ama mesela sabah dışarısı güneşli olduğunda ışıklar kapalı olabilirdi ki daha çok enerji tüketmiş azaltmış olurduk. Güzel bir fikir bu, evet. Başka? Başka? Beğenmediğin tarafları neler? Yani şimdi mesela bu ışıklar koymak yerine arkaya biraz bir özellikler ekleyebilirlerdi. Mesela değil mi? O kol dayaması olabilirdi değil mi arkada? Evet. Yani arkası çok boş kalmış. Neredeyse arkada hiçbir şey yok. Normal araba gibi olmuş. Bir de mesela bence ben de ekleyeyim bir eksiklik bence. Koltuk ısıtması yok mesela. Hani bu öyle bir arabada bence koltuk ısıtması olsa iyi olurdu. Artı bagaj kapağı kendisi açılmıyor. Açılabilirdi o. Çok hani düğmeye basınca açılanları var ya mesela, onlardan olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Bunda kumanda da var ama açılmıyor cihaz. Yani elinizle açmanız gerekiyor. Premium diye iddiasında olan bir araçta bence olabilirdi diye düşünüyorum. Sen beğendin mi aracın rengini vesairesini peki? Evet, çünkü mesela beyaz olduğunda çok kirleniyor. Siyah da bu arabaya yakışmaz diye düşünüyorum. Bence kırmızı güzel olmuş bu araba. Ateş ediyor değil mi böyle? Yanıyor yani. Evet. Şimdi Mercedes A180D AMG'de aynı zamanda Android Auto özelliği de yer alıyor. Şu anda ben kabloyla, iki ucu Type-C olan kabloyla şöyle göstermiş olayım. Cep telefonumu, yani Huawei Mate 20 Pro'yu bağladım. Dosya aktarımı diyelim. Şimdi başlat diyeceğiz. Şu anda telefonumuz bu tarafa, bir aracın ekranına yansıtılmış oldu. Şöyle yapalım, atla diyelim, buna gerek yok. Anladım diyorum. İki güncelleme varmış. İşte diyor telefon numaralarını vesaireleri gösteriyor şu anda. Şu anda açtık. İşte navigasyonumuzu mesela açabiliyoruz buradan. Bir otomobil testinin daha sonuna geldik. Mercedes A180D AMG yakıt ekonomisi, sunduğu konfor ve birçok teknolojik özelliğiyle benden olumlu puan aldı. Tabii ki hepimizin merak ettiği nokta ise aracın fiyatı. Biz bu testi yaptığımız Aralık ayında yaklaşık olarak fiyatı 313 bin TL civarındaydı AMG kasanın, öyle söyleyeyim. Yani artı 10 bin yüksek olabilir, eksi 10 bin düşük olabilir, kampanya olur vesaire, bilemeyiz ama
313 bin lira gibi bir rakam bence böyle bir araç için çok yüksek. Tabii şimdi şu yorumları görüyorum bile hemen altında. Onu alacağıma şunu alırım, E kasa alırım, C kasa alırım, BMW alırım, şunu alırım, bunu alırım. Evet arkadaşlar alabilirsiniz. Hepsini alabilirsiniz. İkinci el çok daha üst seviye bir otomobil alınabilir bu paraları ama artık Türkiye'de otomobil fiyatları böyle çok tabiri caizse dengesiz bir noktaya geldi. Buna vereceğiniz paraya ev de alabilirsiniz. Hatta Anadolu'da iki tane ev alırsınız, kiraya verirsiniz, size gelir de getirebilir. Alternatif sonsuz, öyle söyleyeyim. Ama artık fiyatlar ne yazık ki bu seviyede. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere Mercedes A180D'nin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Eğer otomobille ilgili merak ettiğiniz şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şöyle bir şey var mı gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hepinize soracağım. Bakın Teknoloji Oku'yu takip edelim lütfen. Çok güzel içerikler paylaşıyoruz, çok özel haberler yapıyoruz. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Farklı bir videoda, farklı bir otomobil incelemesinde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.